Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve men azlemu mimmen men'a mesacidallahi en yüzkere fîhe ismuhu ve sa'a fî harabihâ. أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ كَبَرَ اللَّهُ وَرَكَ وَشَانُكَ شَانُ مَوْرَ وَعَلِي وَعَلَوْسَ سَبِلِ حَنَ وَعَلَوْسَ سَبِلِ وَعَلَوْسَ يَعِلْمِ مِنَاتُنَ رَوَانَ الْفَاتِحَ وَعَلِي وَعَلَوْسَ Sessiz alalım. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم وَمَنْ أَظْلَمَ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُذْكَرَ ف۪يهَ اسْمُهُ وَسَعَى ف۪ي خَرَابِهَا Allah'ın mescitlerini içlerinde onun adının anılmasını engellemiş olan ve onların maddi ya da manevi yıkımı uğrunda çalışmış bulunandan daha zalim kim olabilir? Maddi ve manevi yıkımında üniversitelerin tamamı buraya girer. Giremedim öyle. Besmele, hamdele, salvele, yeryüzünde Allah denli hiç. Allah'ım. Bir kere Efendimiz Hazretleri, Efendimiz Kudüs'e sordu. Üniversiteler hakkında çok ama neler 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 buyurlardı. Bir hatmi şerifte gene, hatmi şerifte sonra mübarek. Bayağı bir üniversite hakkında çok acayip şeyler buyurdular. Sonra Atma Şerif'ten sonra camiye gidiliyor bütün cemaat efendilerimiz önünde. Şöyle döndü gerisiye, gerisi geri cemaate bize karşı döndü. Ne derseniz deyin ben bu üniversitenin düşmanıyım dedi. Bu ne demek? Çok şeyler diyoruz demek. İşte bu kadar da dildi böyle gitmesin olmaz mı? Çift kanatlı olacak bilmem ne. Bizim nefse marın fetvaları çok. Bir keresinde de ...45 dakika falan yani ikim namazdan sonra üniversite hakkında, okullar hakkında. Ya ver imanını al diplomayı buyuruyor. Böyle. Hakikaten öyle. Gavurlarda okunan kitaplar Amerika'da, İngiltere'de Türkçe'ye çevrildi, buraya sokuldu. Öyle. İnsanoğlu maymundan türemiştir. Geçmiyor muydu? Gavurlan kitaplar işte.
Allah Allah. Bir keresinde de şöyle yaptım mübarek. Üniversite hakkında, okullar hakkında verdi, veriştirdi. En sonunda şöyle yaptı. E hoca efendi, onlar göndermeyecek, bunlar göndermeyecek. Bunlara kimleri okutacak bunlar? Eşekleri okusunlar buyurdu. Vallahi azizim, her şeyi beyan etti efendim. Ya Rabbi kıymet bilmek nasip eyle. Amin. Bir keresinde ne? Aklıma bir söylerim. Ulaike ma kâne lehum en yedhulûhâ illâ hâifî. İşte sana, onlar ki mescitlerin tahribinde cesaret bir yana, onlara yaklaşırken bile Allah'a karşı korkuya kapılmış olmaları dışında onlara girmeleri kendileri için olacak şey değildir. Lehum fid dünya hızyun ve lehum fil ahireti azabun elim. Azabun azim. Öldürülme, esir edilme ve cizeye bağlanma gibi büyük bir rüsvaylık dünyada onlar içindir. Kafirliklerine bir de zalimliği ilave ettiklerinden kendileri için ahirette pek büyük bir azap vardır. Bir de şöyle buyurdular Efendimiz Hazretlerimiz Kudüs-ü Ruh. Bu okulların kötülüğünü size anlatan bu fakir var, yoksa 50 senede anlayamazsınız. Bakar mısın? Her şey böyle. Mevla'yı anlamak da böyle. Sünnet-i Seniyye'yi de anlamak böyle. Ne, yani şeriatta ne varsa anlayamazsın. Mümkün değil. 50 sene, 150 sene anlayamazsın. Ama onlar anlatıyorlar. Onlar anlatıyorlar. Onları dinliyorsun. Nasıl anlıyorsun? Cevap. Kendi kendine anlayamıyorsun. Onlar anlatıyor. Sen de anlıyorsun. Nasıl anlıyorsun? Himmet ediyorlar. Dinleyene himmet ediyorlar. Kalplerine akıtıyorlar. Bu tarafa bakıtıyorlar. Ya Rabbi muhabbetimizi günden güne müzdat eyle. Amin. Sultan Selim kürsüsünde gene şu cemaate buyurdu Efendimiz. İhvan, hocalarımız, talebelerimiz, vallahi şaşırdım kaldım. Gene okullar hakkında mübarek durdu. Şöyle yap, şöyle buyurdu. Siz bu işten kolay kolay tövbe edemezsiniz. Eve gidince bir abdest alın da hiç olmasa ağzınızdan surete daha olsa bir tövbe edin. Vay anam. Ne çekmiş bizden efendilerimiz ya. Bakar mısın bak. Şu cemaat tövbe edemiyor. Gece gündüz bunun üzerinde duruyor efendilerimiz. Ya bu cemaate buyuruyor ki siz bundan kolay kolay tövbe edemiyorsunuz. Ya Rabbi tövbe edenlerden eyle ya. Amin. Öyle. Seneler hoca efendi çocuğunu gönderiyor üniversiteye. Bilmem ne avukatı yapıyor. Bilmem ne yapıyor. Köşe başında da adamımız olsun. Köşe başı nerede? Ulan İslam olmayan yerde köşe başı mı olur? İslam'ın olduğu yerde köşe başı var. Sarayı var. Her şey orada var. Anlayamıyoruz işte. Onlar anlamışlar mübarek. Estağfurullah, bu kelime çok düşük olur. Yani onlar inşik yani kemaline ermiş. Mevla'yı bilemiyoruz. Onlar Mevla. Mevla diyorlar, Mevla'ya bakıyorlar. Bitti. Biz dünyaya bakıyoruz, Mevla'ya bakmıyor insanoğlu. Neuzubillah. Onun için hem kafa karışık, konuşmaklar da karışık. Hepsi karışık. Mevla'ya bir dönebilsek... Musa Aleyhisselam yetişti. Denize düşecek ya bütün ordusuyla beraber ya. Kurtuluş imkanı yok ya. İnna le mudrekun. Eyvah yetişildik biz. Helak olduk diyor kavim. Kella. Asla dediniz doğrudur. Doğru değil. İnne ma'ya rabbi seyehdin. Rabbim benimle beraberdir. Bana bir yol açar. Ya ne yolu? Yol yok. Bir şey yok. Tamam yok yok da Mevla var ama. Biz sadece yolu görüyoruz. Yol yok. Mevla var. Niye öyle konuşmuyorsun? Yol yok tamam. Şu anda da her taraf deniz. Küfür denizi, isyan denizi. Yol yok. Yol yok diyorsun. Yol da var, yola bak. Efendimizin bütün medresidir yol.
Orada hiç yol yok. Kulum, hiç yol olmayan yerde sen bana güven, benim Rabbim var diyorsun. Tamam, ben de sana diyorum, benim kulum var diyorum sana. وَضْرِبْ بِعَسَاكَ الْبَحْرَ Asaban denize vur. Vurdu, 12 tane yola çıktı. Buyur. Dikkat et. Mevla'nın asaban denize vur buyurması şeriat mı değil mi? Şeriat. He? Şeriat. Asa denize açar mı ya? Ne var asa? Şıp diye bir ses çıkar. Doğru. Sen birbirimize dese ki asayı denize vur. Tık. Ses çıktı. Yeryüzünde 7 milyar insan var. 7 milyar asa olsa hepsi vursa çıktı. Yani tamam. Neden? Asadan denize vuruyor. Kim? Ahmet Mehmet Hasan Hüseyin. Ama Mevla vur derse şeriat oluyor. Şeriatın olduğu yerde neler olur? Vurdu, yol açıldı. Sarık da onun gibi. Sarf sarığını, yol açılacak. Şalvar cübbeni giy, yol açılacak. Medreselere git, yol açılacak. Öbür tarafa gidersen yol kapanılacak. Yol açık mı değil mi şimdi şu anda? Açık. He? Açık. Çıksın biriniz bana deyin ki hocam şunu yapacağız ama bir mani var. Var mı böyle bir şey? Yok, yok hocam. Kim açtı bu yolu? Rabbim açtı da işte o dostun şeyinden açtı işte. Nasıl açtı? Musa Aleyhisselam'ın yolu kim açtı? Vur dedi, vurdu, açtı. Efendimiz'e Mevla vur kulum dedi asayı yere, şeye, küfür denizine vurdu, yol açıldı. Ne demek asayı? Efendimiz hayatı boyunca şeriatı yaşadı. Önüne baktı mübarek, yalvardı yakadı sabaha kadar, vurdu asasını, öyle mi? Evet. Şeriat açıldı mı, yol açıldı mı, açılmadı mı? Açıldı. Bir mani var mı, sorar mısın bana? Yok. Kardeşlerim, bu kadar genişlik bir yerde, at da var, meydan da var. Sen oynarsan, tarikat dersini yapmazsan, camiye, cemaate gitmezsen, evinde o televizyon ite gümbür gümbür oynarsa vallahi bu hainlik olur. Düşün. Herkes senin gibi yaparsa bir günde şeriat gider ya. Öyle mi diyelim? Öyle. Senin gibi yaşarsa herkes. Nasıl? Sen ihvansın. Evinde televizyon, internet nasıl olur? Camiye nasıl gitmezsin? Dersini nasıl yapmazsın? Bunları yapmadığın zaman bir düşün şimdi. Bütün ihvan, bütün Müslüman senin gibi yaşasa bu memleket bir günde gider ya. Öyle mi? Öyle düşüneceksin. Şimdi bak izine ayrılıyoruz. Ya işte onun için içimi çekiyorum. Oynama, telefondan oynama. Bir odan olsun, geç odana yap dersini. Ondan sonra tamam, ondan sonra yemeğini ye, istirahatını yap. Öğlenden ikindiye kadar maruf yap orada. Dükkanlara git amcacığım. Ondan sonra yumuşaklıkla konuş. Ondan sonra işin bu senin. Annene babana hizmet et. İşin bu. Ya Rabbi öyle eyle. Amin. Efendimizin bir kelamı var kudusu. Sobanın arkasında kedi yattığı gibi yatıyorsun. Ben onu merak ettim. Efendimizden duydum bu kelamı. Ondan sonra köydeyken bir kedi vardı köyde. Koydum onu sobanın arkasında nasıl yatar. Biraz durduktan sonra geriniyor, geriniyor. Ne bir misal veriyor ki Allah. Evet. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهِ وَاسِعٌ عَلِيمٌ Doğu da batı da Allah'a aittir. Öyleyse namaz kılmak için her nerede yüzlerinizi kıble tarafına yöneltirseniz Allah'ın vecihi yönelmenizi emrettiği cihet işte oradadır. Dolayısıyla Mescid-i Haram veya Mescid-i Aksa gibi yerlerde namaz kılmanız engellenirse kıbleye dönmek şartıyla istediğiniz yerde kılabilirsiniz. O halde her nerede kalpleriniz Allah-u Teala'ya yöneltmede bulunursanız, Allah'ın mekandan münezzeh olan zatı sonsuz ilmiyle ve her yerde ne yaptığını bilmesi itibariyle işte oradadır. Şüphesiz ki Allah bilgisi ve acıması sonsuz geniş olan bir vasidir. Ve bu yüzden kullarını kıbleye yönelme hususunda genişlik tanımıştır. Herkesin niyetini de, amelini de hakkıyla bilen bir alimdir. Sayfa 347. Alttan ikinci satırın sonu.
Ve la yatlubu talep etmez min şeyhihi şeyhinden neyi el kerameti kerametleri. Daha ve havarikal adeti harika halleri. Kerametleri ve harika halleri şeyhinden talep etmez. Ve inkâne hâzet talebü her ne kadar bu talep olsa da bi tarîkil havâtiri vel vesâbisi. Her ne kadar bu talep havâtır ve vesvese yolu bile olsa şeyhinden harika halleri ve kerametleri talep etmez. Böyle bir şey istemeyeceksin şeyhinden. Hatırına bile gelmeyecek yani. Böyle bir vesvesen bile olmayacak. Evet. Fehel semi'te kattu. Hiç sen işittin mi? Enne müminen, muhakkak ki bir mümin talebe min nebiyyihi, nebisinden, peygamberinden istemiş neyi mucizeten, bir mucize. Ve inneme hemen... Yok, böyle toparla şimdi hemen. Sen hiç bir mümin ki olan bir kimsenin nebisinden bir mucize istediğini işittin mi? İşittin mi? İşitmedin. O zaman bir mürüttü şeyhinden mucize istemez. En büyük mucize sarıkla kılınan iki rekat namaz, sarıksız kılınan namaz 70 derece faziletlidir. Sen bugüne kadar hiç sarmamıştın bunu. Sen şeyhini bulunca bunu sarmaya başladın. Sakalını bıraktın, teheccüde kalkıyorsun. Daha bundan mucize olur mu? Daha bundan büyük keramet olur mu? Olmaz. Hocam ben gene keramet istiyorum. Tamam. Gece teheccüde kalk, otur dersiz, bak kerameti gör. Bekle kerameti. Arkadan bir çakacaksın en sesini. Al sana keramet. Vallahi öyle. Bir daha hiç keramet istemezsin. İşte bir hoca efendiden birisi ondan sonra bir yere gitmiş Sıla-i Rahim'e. Cami cemaate gidiyor. İşrak bekleyecek orada. Hoca efendi demiş olmaz burası. Cami kapamamız lazım. Şeye oturmuş, ayakkabılığa oturmuş orayı. Ya çok üşüdüm diyor. Gitsem mi gitmesem mi ev acaba falan. Ondan dedim akşama kadar adam pazarda duruyor. Şimdi üşüyor gene bırakmıyor da ben şimdi burada yarım saat bir şey bekleyeceğim. Şabı bizim yok soğuktu öyle şey olur mu demiş. Kendi kendine karar vermiş. Ondan sonra öyle durmuş. Bu karardan sonra diyor hemen 3 dakika 5 dakika olmadı diyor. Efendim Efendimiz arkadan geldi sarıldı boynuma. Ondan sonra Esselamu Aleyküm dedi sarıldı dedi. Ben de döneceğim Efendimiz'in elini öpeceğim şey yapacağım. Kayboldu gitti Efendimiz'in adamı diyor. Bunu bir yerde anlatmıştık. Ondan sonra bir kardeşimiz dedi ki sonra geldi bir ara. Hocam dedi siz böyle bir şey anlattınız. Ben bir haftadan beri bekliyorum ne gelen var ne giden var. Hiç aklıma gelmedi. Ya. Gelseydi yine yapardım onu veya bir adam gönderirdim. Sen biraz daha bekle bir hafta daha bekle gelirler inşallah. O bekleyeceğim ne olur sen gidersin arkasına bir tane çakacaksın. Aha geldiler. İşte. Evet. Ve inneme hemen ancak talebehe o mucizeyi talep etti. Kim el küffaru kafirler daha ve ehlül inkari inkar ehli. O mucizeyi kafirler ve ehli inkar talep etti. El mucizatü mucizeler müfidetün fayda verir. Kahrel ada düşmanı kahretmeye. Ve neticetü taklidi taklidin neticesi nedir? Zekel iktide işte şu uymaktır. Mel mucizatü mucizeler olmadı. Müfidetel imani imana fayda verici. Bel bilekiz kat muhakkak ki yedzibü çeker. Et taklide taklit ne tarafa çeker? Nahvel ihtida hidayet tarafına çeker. Yani sen şeyini taklit et. Hidayete doğru çek gidersin. Mucize ister mi? Sayfa 78, üstten 3. satır. Zira ehlullah muhabbet ettiği kimesinden zahir muamelesini kat eder. Zahir Allah. Muamelesini keser. Allah Allah. Ehlullah muhabbet ettiği kimseden zahir muamelesini keser. Yani gene yumuşak davranır da ama yerine göre de ama çok acayip gidiyor. Zahir muamelesini keser. Eylullah. Oku bakayım. Ve ziyaret ettiği zatın bir hasebi zahir, zahir hasebiyle ilminde ve amelinde batınına kemaliyle itikat edip anı hikmet ve maslahata ve tevile hamd eyleye ve hakkında olan hatarattan istiğfar ile. Tamam. Bir kere
Sultan Selim Camisi değil de bir cami vardı daha bu tarafta. Çok sıkışıldı da bu tarafa geçilmişti. Şeye girerken de surların orada bir cami. He? Nişancı Camii. Nişancı Camisi'nde efendilerimiz sohbet buyuruyor. Ondan sonra şöyle irice yarı böyle çok hafif esmer bir abimiz vardı, ihvanımız vardı. O giriş kapısından misafirleri karşılardı. Efendimiz kürsüde şimdi ama doluyor tabii adam akıllı. O, orada efendimiz şöyle yaptı mübarek artık oradan şeyden. Misafirlerle ilgilensen odun kesildin bu sabah buyurdu ona. Dedim ya ne samimiyet yani. O hoşuna gidiyor onun o şimdi. Allah Allah. Bana bak. Meşayih kiramla müritleri arasında olan muamele gibi hocalarla talebeler arasında aynı muamele vardır gene. Tabii hocam da bağırabilir sana. Hocam bağırdı bana. Dövdü mü? Öyle bir şey yok zaten. E ne olmuş? Sonra çok gücüme gitti. Eşyayı toparlayacağım herhalde. Odun desem var ya Allah'ım abbas. Baba böyle yapıyor. Hele de diyor. O manada demiyor. Başka manada diyor. Rabbim kusurlarımızı affetmesin. Amin. Zayıfız. Sayfa 656. Ketebe Muaviyetu radıyallahu anh ile Aişete radıyallahu anha enüktübi li kitaben tusuni fihi ve la tuksiri aleyye feketebet ileyhi selamun aleyke emma ba'du fe inni semi'tu Resulullahi yekulu men iltemese rızallahi bisefadin nasi kefahullahu me'uneten nasi ve min iltemese rızaen nasi bisefadillahi ve kellehu allahu ilen nasi ve selamu aleyke. Allah Allah. Dur bakalım. Hazreti Muaviye radıyallahu anh, Hazreti Aişe radıyallahu anh'a şu mektubu yazdı. Bana tavsiyede bulun fakat uzun olmasın. Hazreti Aişe radıyallahu anh'a, Hazreti Muaviye radıyallahu anh şunları yazdı. Allah'ın selamı üzerine olsun. Ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Velev ki insanlar kızmış olsa bile her kim Allah'ın razı olduğu bir şeyi yaparsa insanların şerrine karşılık Allah-u Teala o kimseye yeter. Tamam. İşte ben bunu yaparsam insan kızar bana ver şöyle de böyle de. Sen doğrusunu yap, Mevla getir sana. Bitti. Bitti o kadar. Evet. O kimseyi insanların şerrinden korur. Tamam. Efendim bizim fabrikada bizim o tarafta işte sarı sararsan böyle derler, bana şunu yaparsan böyle. Ya sen onun hesabını yapma, sen işine bak. Sevdirim Mevla. Baştan bir şeyler olur ama. Evet. İnsanları memnun etmek için kendisini gazaplandıracak şeyi, yani razı olmadığı bir şeyi yapan kimseyi ise insanlara eline ve insafına bırakır. Allah Allah. Allah. İnsanları memnun etmeye çalışıyor ondan sonra. Onları insanların eline bırakır Mevla. Bir insan da insanların eline kaldığını bitti olmuş. Elhamdülillah. El-Fatiha. Burayı yazacaksın bir deftere, kenara. Sorduğum zaman hemen diyeceksin hocam buradaydı. İnşallah. Tamam mı? İnşallah. Tamam. El-Fatiha.